Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aysu. Bugün sizlerle yine bir maske inceleme videosu paylaşacağım. Bu videonun içerisinde 3 farklı maske incelemesini göreceksiniz, ilk izlenimlerini. Bugün almış olduğum 3 maskeden bahsedeceğim. Bunları BİM'den aldım. Şöyle bir poşetin içerisindeydi. Dermakil markasına ait şöyle 3 çeşit maskesi var. Bir tanesi bu sıkılaştırıcı, genç görünüm, pürüzsüzlük, temizleyici ve peeling yerine geçen kil ve kahvenin birleşiminden oluşan bir maske. Diğeri soyulabilen siyah maske. Ben bunu çok merak ediyorum çünkü en sevdiğim siyah kömür içeren maske Garnier'in, biliyorsunuz zaten. İşe yararsa çok iyi olur. Diğeri ise altın maskesi. Bu da pürüzsüz bir cilt, kırışık önleyici, yenileyici, nemlendirici diyor. Bir tane vaat için 3 tane maske yapmışlar ve bunu da bir poşete koymaları bence çok güzel olmuş. Özellikle seyahatler için falan çok iyi bence. Çünkü hani hem hiç akma gibi bir sıkıntısı da olmayacak. Kilitli bir poşete koymuşlar. Zaten ben bu tür kilitli poşetleri çok seviyorum. Seyahate falan giderken hani içerisine makyaj temizleme şeyinizi falan koyabiliyorsunuz ve hiç akmamış oluyor. Bunu saklayacağım. O yüzden size burada bahsetmek istedim. Bugün bu içerisinde kahve olan maskeyi denemek istiyorum. Çünkü şu an cildime en uygulanan maske bu. Her gün ayrı diğer 3 maskeyi de diğer günler yapacağım. Şöyle açıyorum hemen maskeyi. Maske fırçamı aldım. Şöyle içerisine daldırıyorum. Şöyle kahverengi bir maske. Kalın bir tabak uygulayacağım sanırım çünkü içerisinde aşırı çok fazla ürün var. Olarak biraz bahsedeyim. İçerisinde alkol var. Yanlış hatırlamıyorsam biraz bakmıştım içeriğine ama alkohol denat var. Eğer hassas cildiniz varsa sizin için pek uygun olmayacaktır ama alkohol denatı benim nemlendiricimin içerisinde falan da var. Ben memnunum gayet. Hani benim cildimde bir hassasiyet oluşturmadı. Şöyle gözlerimden uzak uyguluyorum tabii ki. Gördüğünüz gibi bu şekilde uyguladım maskeyi. Dediğim gibi zaten videonun başında da içinde yine bir kullanımlık daha kaldı. Hani eğer bir arkadaşınızla falan kullanırsanız çok daha iyi olur. Bu arada bu maskenin vaatlerinden bahsetmiştim ama yine de bir üstünden geçelim. Sıkılaştırıcı, genç görünüm, pürüzsüzlük, temizleyici ve peeling için diyor. Arkasında kullanım olarak 10 dakika bekleyin ve sonra da ılık suyla yıkayıp cilt temizlenmelidir diyor. 10 dakika bekleyeceğim. Daha fazla uzatmayacağım. Biraz da cildim böyle yanmaya başladı. Biraz karıncalanmaya başladı. Bakalım 10 dakika sonraki fikirlerimi zaten söyleyeceğim sizlere. 10 dakikada oldu arkadaşlar. Hemen fikirlerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki ilk o maskeyi uyguladıktan sonra bir karıncalanma, bir yanma hissi vardı. O tamamen 2-3 dakika içerisinde yok oluyor. Ama eğer cildiniz çok hassassa 5 dakikaya kadar kısaltabileceğiniz zaten arkasında da yazıyor. 5 dakika kullanırsanız daha iyi olur. Ben çok fazla acımadığı için cildim 10 dakika bekletebildim. 10 dakika sonra yıkadığım zaman cildimde ilk gözlemlediğim şey gözenek probleminin tamamen çok aza indirgemesi. Özellikle şu yanak ve burun kenarlarımda benim çok fazla gözenek sıkıntım var. O gözeneklerimi çok güzel temizlemiş ve biraz sıkılaştırmış. Yani hani böyle sanki silikonlu bir makyaj bazı uygulamışım gibi gözeneklerim ortadan kalkmış. Çok hoşuma gitti. Eğer bu görüntüyü istiyorsanız, özellikle gözenek probleminiz varsa tam size göre olabileceğini düşündüğüm bir maske. Vaatlerine göre tekrar değerlendirecek olursam sıkılaştırıcı özelliği çok başarılı. Genç görünümü ben pek fark etmedim ama eğer 25 yaş üstüyseniz kesinlikle sizin fark edebileceğinizi düşünüyorum. Pürüzsüzlük, temizleyici ve peeling özelliği kesinlikle doğru. Çok ağır bir peeling gibi değil. İçerisinde çok küçük partiküller var ve bunlar tamamen böyle cildinizi yıkarken fark ediyorsunuz peeling yaptığını aslında. Hani çok fazla cildinizi tahriş etmiyor bu yönden. Onu da söyleyebilirim. Maskeyi beğendim. İçerisinde 1-2 kullanım daha kaldı. Ben bunu böyle buzdolabı poşetine saracağım ve buzdolabına koyacağım. Tekrar yarın kullanırım diye düşünüyorum. Benim maske hakkındaki düşüncelerim bu şekildeydi. Şimdi diğer maskeye yolluyorum sizi. Görüşmek üzere. Merhaba. Şimdi banyodan çıktım ve hemen diğer ikinci maskeyi kullanmak istiyorum. İkinci maske olarak bu soyulabilir havyarlı siyah kil maskesini kullanacağım. Tam böyle gözeneklerim açıkken bu maskeyi kullanmam daha doğru olur diye düşündüm. Hemen maskeyi açıyorum ve hızlıca bunu elimle uygulayacağım. Çünkü soyulabilir maskeler genelde fırçayla uygulanamıyor maalesef. İçinden nasıl alacağım ama acaba? Bakalım. Şöyle bir yapısı var arkadaşlar. Su gibi. Direkt şunu cildime uygulayacağım. Benim sevdiğim diğer soyulabilir siyah maske biliyorsunuz ki Garnier'in maskesi. Onu da inceleme videosunu çekmiştim. Eğer onu da merak ediyorsanız şuraya bir yerlere linkini koyarım, onun da oradan izleyebilirsiniz. Bakalım aynı etkiyi yaratacak mı? Siyah noktalara bir etkisi olacak mı? Çok merak ediyorum.
Gördüğünüz gibi parmağım mahvoldu. Uyguladım tüm cildime. Kalın bir tabaka halinde uyguladım. Çünkü içerisinde çok fazla ürün var. Eğer ürünü almayı düşünüyorsanız iki arkadaş alabilirsiniz. Çünkü bunu tekrar muhafaza edip kullanmak çok doğru olmayacaktır. Soyulabilen maskelerde biliyorsunuz ki cildimde biraz katılaşmaya başlayacak ve sonra çıkartacağım ben bunu. Bunun ağzını da açtığım için içeride bir tabakalaşma olabilir ve sonradan kullanamayabilirim. O yüzden hani bir arkadaşınızla kullanırsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Arkasına da falan hep maske aktı. Şu an göremiyorum. 20 dakika bekleyecekmişiz. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Maske kurudu. Ben biraz unutmuşum açıkçası. 25 dakika olmuş. Saçlarımı kuruturken vakit nasıl geçiyor hiç anlamıyorum gerçekten. Şuradan bir yerden tutup çekmek istiyorum. Umuyorum tek seferde çıkartabilirim. Biraz tüylerimi yoluyor gibi geldi bana şu an. Bakalım nasıl gidecek. Evet, biraz tüy yoluyor ve bu tarafa doğru giderken biraz acıyor. Çok saçma bir gidişat oldu. Gibi burnumdan çıkarttım ve burnumdan çıkarttıktan sonra ben böyle incelemeyi çok severim. İncelediğim zaman görüyorum ki siyah noktalarımı gerçekten güzel bir şekilde temizlemiş. Daha bakmadım ama maskede kalanlar beni oldukça tatmin etti. Yani şu elimdeki Garnier maskesine benziyor bayağı bu yönden. Hem de tüm yüze de uygulanması iyi bir şey bence benim için. Şuralar tam kurumamış, o yüzden tam çıkmıyor. Bakalım, yine de deneyeceğim. Çünkü 25 dakika oldu yani. Gibi maskeyi tamamen çıkarttım cildimden. Özellikle şu yanak bölgesinde biraz zorlandım. Hatta biraz değil, bayağı zorlandım. Tırnaklamak zorunda kaldım. Tam kurumadığı için ve çok kalın sürdüğüm için maskeyi oraya da kuruyamamış maalesef ki. Siz ince bir tabaka sürerseniz daha iyi olur. Şimdi aynayı elime aldım ve hemen bakıyorum cildime. Bu arada bir de bir şey daha söyleyeceğim. Eğer hassas bir cildiniz varsa bu maskeyi size yine önermiyorum. Diğer o kahveli olan maskedeki gibi. Çünkü tamamen böyle hani cildinizdeki ayva tüyleri söküp alıyor yani. Eğer hani bunun olmasını istemiyorsanız bu maske size göre olmayabilir. Bununla ikisi arasında pek bir fark yok. Hatta hiçbir fark yok. İlk izlenim olarak tabii ki. Belki sonrasında sivilce çıkartabilir, siyah noktaları azdırabilir, bilmiyorum. Sonraki yorumlarımı zaten mutlaka açıklama kutusuna bırakıyorum maske videolarında. Biliyorsunuzdur beni takip ediyorsanız. Bir diğer söyleyeceğim şey ise cildimdeki pürüzsüzlük hissiyatı. Pürüzsüzlük olarak da bence çok güzel bir his vermiş. Şöyle bir maskenin arkasından önüne bir bakayım. Bakalım başka ne vaatleri varmış. Vaatlerine göre de değerlendirmemiz daha doğru olur diye düşünüyorum. Üzerinde ilk başta cilt derinlemesine temizler diyor. Ben de kesinlikle katılıyorum. Cildimi çok güzel temizlemiş. Yenilemeye bilmiyorum soru işareti. Kırışık oluşumunu önlemeye yardımcı olur diyor. Bunu da fark edemeyeceğim maalesef. Kırışık oluşumunu önlemeye yardımcı olur demesindeki şey ne tam olarak anlayamadım ama maskeden memnun kaldım genel olarak. Bakalım 3. maskeden de memnun kalacak mıyım? Çünkü çok uygun fiyata maskeler ve bu kadar güzel bir sonuç beklemiyordum açıkçası. Bu maskeyi de beğendim. Bakalım bir sonraki gün yine nasıl olacak? Onu da zaten şimdi görüyor olacaksınız. Bugün 3. gün ve 3. son maskeyi uygulayacağız. Bu da altın maskesi. Vaatlerinden kısaca geçmek istiyorum. Altın maske cildinizi nemlendirir, yenilemesine yardımcı olur, pürüzsüz bir görünüm kazandırır diyor. Üstünde de pürüzsüz bir cilt, kırışık önleyici, yenileyici ve nemlendirici yazıyor. Hemen açıyorum maskeyi, uygulayacağım. Cildimi makyajdan arındırdım. Bu da soyulabilen bir maske bu arada. Bilginiz olsun. Eğer hani soyulabilen maske istemezseniz paketin içerisinden 2 tane soyulabilen maske çıkıyor. Görüyorsunuz maskenin güzelliğini. Bence efsane güzel gözüküyor ve simli simli. Çok hoşuma gitti. Bunu da parmağımla yayacağım. Dünkü maskede olduğu gibi. Akıtmadan uygulayayım istiyorum. Çünkü dün pijamamın üstüne tamamen maske yapmışım. Çıkarana kadar canım çıktı. Sonra da kirliye attım tabii ki. Onu çıkartmak zorunda kaldım. Biraz akışkan bir maske açıkçası. Böyle parmağınıza sürmek sizin için zor olabilir. Bakalım. Uyguladım gördüğünüz gibi ama sanırım tam net bir şekilde belli olmuyor. Biraz yakınlaştırayım.
Şöyle altın renginde. İçerisinde pırıltılar var. Çok hoşuma gitti bu pırıltılar. 30 dakika bekleyin yazıyor arkasında. 30 dakika bekleyeceğim. Bu arada şeyden de bahsedeyim. Bu maskenin içerisinde sadece bir kullanımlık maske var bence. Çünkü ikinci kullanıma yetecek kadar bir maske yok. Hani dünkü kullandığımız siyah soyulabilen maske kadar içerisinde iki kullanımlık bir maske yok. Hani o da haberiniz olsun. Şimdi 30 dakika bekleyeceğiz bu şekilde. 30 dakika sonra görüşürüz. Saat oldu. Hatta yarım saatten 5-10 dakika biraz fazlasına da geçirmiş olabilirim. Fark edemedim zamanı. Bir de yine yanağımda kurumayan bölgeler oldu. Onun için biraz beklemek istedim açıkçası. Şuradan çıkartmaya başlayacağım hemen. Bir de önceden söylemeyi, maske sürerken söylemeyi unuttum ama yine diğer iki maskede olduğu gibi biraz cildinize ilk sürdüğünüz andan itibaren yakmaya başlıyor. Hani eğer bu sizin için önemliyse veya çok hassas bir cildiniz varsa bunu dikkate alabilirsiniz. Yani bu maskeler size göre uygun olmayabilir. Bir de şu an fark ettim ki canım acımaya başladı. Çünkü bildiğiniz bayağı ağda gibi çekiyor. O bayağı acıyor. Nasıl getirdim bunu ya? Keşke getirmeseydim. Dünkü gibi olacağını düşünmüştüm ama çok acıyor. Buralarımdaki ayva tüyleri falan aşırı kopuyor sanırım galiba şu an. Bir yana çıkarsam daha iyi olacak sanırım. Kızarmaya başladı şimdiden cildim. Yani daha çıkartmadan etkisini görmeden sanırım ne düşündüğümü artık biliyorsunuz. Şimdiden tamamen maskeyi çıkarttım arkadaşlar ve cildim bayağı kızardı. Şimdi hatta böyle buz koymak falan istiyorum yani cildime ve yanıyor. Yani hani bir sıcaklık hissediyorsunuz cildinizde. Yakından baktığım zaman da zaten aynaya baktım ve hani cildimdeki ayva tüylerin, özellikle şu bölgedeki ayva tüylerimin gittiğini söyleyebilirim. Yani beni rahatsız etti bu durum. Çünkü aslında böyle bir maske beklemiyordum. Hani bir önceki dündeki gibi, dün denediğim maske gibi olacağını düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı. Cildimi çok acıttı. O yüzden yani etkilerine bile bakmak istemiyorum. Cildim benim kızaran bir cilt olmamasına rağmen çok fazla kızardı. Şöyle bir toparlayacak olursak aslında 3 maske hakkındaki düşüncelerimi söyleyeceğim size. Atmadım zaten. Göstereceğim şöyle. Şu kahve maskesinden çok memnun kalmıştım. Gerçekten cildim pürüzsüz yaptı. Sivilce çıkartmadı. Hani çok uygun fiyatta bir de. Sonra bu soyulabilen siyah maskeden de çok memnun kaldım. Yine bu benim kullandığım Garnier'in soyulabilen maskesine benziyor. Çok benzettim. Daha Garnier'in verdiği etkiyle birebir aynı diyebilirim. Hani eğer Garnier almak istemeyen varsa veya hani şöyle bir deneyip kullanmak isteyen varsa bunu alabilir. Bu ikisinden çok memnun kaldım ama bu altın maske hakkındaki düşüncelerim hiç öyle o kadar güzel değil. Gördüğünüz gibi zaten cildim bayağı kızardı. Şimdi cildime gül suyu falan sürmek istiyorum. Bir de nemlendirici süreceğim. O kadar yani. Başka bir şey yapmayacağım. Şöyle yine bir aynaya bakayım son kez. Hani ne yaptı acaba? Hani bu kadar çünkü kıllarımı tüylerimi bile yolduğuna göre acaba cildimde nasıl bir etkiye yol açtı? Yani burnumdaki falan siyah noktaları değil de sadece tüyleri alıp götürdü bence. Böyle küçük küçük olan tüyleri. Onun dışında da bir işe yaradığını pek düşünmüyorum. Eğer cildiniz hassassa bence 3 maskeyi size hiç önermiyorum. Çünkü içerisinde alkol var. Ve hani cildinize sürdüğünüz andan itibaren biraz yanmaya başlıyor. Size zarar verebilir, kızartabilir veya sivilce oluşturabilir. Hiç bilmiyorum. O yüzden hani eğer hassas ciltliyseniz 3 maskeyi size uygun bulmuyorum. 3 maske hakkındaki düşüncelerim bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Benden başka istediğiniz video fikri varsa aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.